Karanlık gecede vatanına siper olmak için koştu. Hainlerin bombalarıyla şehit düştü. Hep şunu derdi. Ben şehit olacağım, sizi yanıma alacağım. Hep annesine, anneannesine bunu söylerdi. Tabii bize haber veriyormuş şehit olacağını ama biz anlayamıyorduk. Cennet Yiğit henüz 23 yaşındaydı. Ailesinin büyük bir emek ve fedakarlıkla yetiştirdiği başarılı bir gençti. Yiğit, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliğini ve Polis Akademisi'ni kazandı. İki okulu birlikte bitirdi. Onun çocukluk hayali polis olmaktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Darbecilerin harekete geçtiğini öğrenir öğrenmez arkadaşlarının yanına koştu. Mühimmat almak için aracından indiği sırada bombaların hedefi oldu. Komiser yardımcısı Cennet Yiğit, arkadaşlarıyla birlikte şehit oldu. Doğdu ve şehit oldu, bizi şöyle zerre kadar üzmedi. Yani öyle bir çocuktu ki, bebekliğinden şehadetine kadar, samimi söylüyorum, hep bize akıl hocalığı yaptı. Bak bizim evladımızdı. Fakat bize annelik yapardı, babalık yapardı, arkadaşlık yapardı. Yani sanki 50 yaşındaki bir insandaki tecrübe vardı. Yani Rabbim gani gani rahmet eylesin. Şehit Cennet Yiğit'in hatıraları baba ocağında yaşatılıyor. Kayseri Bünyan'da yaşayan ailesi evlerinin bir bölümünü evlatları için ana evi haline getirdi. Müzede şehidin gittiği görevlerde kullandığı eşya sergileniyor. 15 Temmuz gecesi saldırıda parçalanan telefonu da müzede yer alıyor.